Merhaba arkadaşlar 29. testteyiz. Sinir sistemine başladık artık sistemler başladı. Diyor ki miyelin kılıfa sahip nöronlarda impuls iletimi ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar miyelin kılıfa sahip nöronlarda bakın miyelin kılıf akson kısmında bulunuyor bu şekilde. Şu aralarda bulunan boşluklara ranvier boğum diyoruz. Miyelin kılıftan atlamalı şekilde geçerken ranvier boğumlarında polarizasyon depolarizasyon ve e, repolarizasyon olayları gözlenir ama miyelin kalıfının olduğu yerlerde gözlenmez. Bu yüzden Ranvier sayısı ne kadar fazlaysa iletim o kadar yavaştır unutmayın. Diyor ki iyon değişimi sadece Ranvier boğumlarında gerçekleşir. Doğru. Ranvier boğum sayısı arttıkça impuls iletim hızı artar demiş. Hayır azalır. Çünkü neden? Impuls burada oyalanıyor. Hani burada depolarizasyon depolarizasyon gerçekleşiyor. O yüzden bu yanlıştır. Miyelinsiz sinir hücrelerindeki iletime göre daha fazla enerji harcanır. Hayır arkadaşlar bu da yanlıştır. Atlamalı iletim olduğu için enerji az harcanır. Cevabımız aşık olur. İkinci soru. Beynin farklı kısımlarını kontrol ettiği görevlere ait hangisi doğru değildir diyor. Hemen yazalım. Görme ve duyma reflekslerini kontrol eder. Arkadaşlar görme ve duyma refleksleri orta beyin tarafından kontrol ediliyor. Orta beyin. Hareket ve denge merkezidir. Beyincik. Şöyle beyincik yazalım. Hayatsal olayları düzenlediği için hayat düğümü denir. Omurilik soğanı, şöyle OS yazıyorum. Koku duyusu hariç bütün duyuların toplanıp dağılma merkezidir. Talamus. Su dengesini ve iştahı düzenler. Bu da hipotalamustur arkadaşlar. Şimdi bakalım. Orta beyin olacak bir. Bir kere bir yanlış. Yanlış olan şıkkımız. Diğerlerini doğru yaptık mı bakalım. Beyincik dedik. Omurilik soğanı, talamus, hipotalamus. Evet hepsi doğrudur. Cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü soru bir impulsun izlediği yol gösterilmiştir. Boşlukları doldurun diyor. Arkadaşlar uyartı ilk önce neyle alınır? Reseptörle alınır. Reseptörden duyu nöronuna, duyu nöronundan ara nörona, sonra motor nörona, sonra da nereye gider? Efektör organa gider. Yani cevabımız C şıkkı olur. Evet dördüncü soruda diyor ki şekilde ılık ve sıcak nesneye dokunan bir insandaki impuls iletimi verilmiştir. Buna göre diyor yorumlarından hangileri yapılabilir? Ilık cisme dokunulduğunda daha az sayıda impuls oluşur. Evet arkadaşlar iki tane impuls oluşmuş sadece o yüzden bu doğrudur. Uyarının sık ve fazla olması impuls sayısını artırır. Bakın sıcak olan da daha fazla impuls oluşmuş doğrudur. Sıcak cisme dokunulduğunda impuls hızı daha fazla olur. Arkadaşlar e, impuls hızı değişmez. Çünkü Eee Enerji impustan gelmez yani uyarıdan gelmez. Hücrenin kendisi üretir. Belirli bir miktarda da üretme kapasitesi vardır. Yani belirli bir hızla üretebilir. O yüzden hızını artırmaz. Bu yanlış olacak. Cevabımız ne olur? 1 ve 2. C şıkkı olur arkadaşlar. Gelelim 5. soruya. Bir sinir hücresi dinlenme halindeyken hücre içi pozitif, hücre dışı ise negatif yüklüdür. Buna göre diyor durumlarından hangilerinde hücre içine sodyum girişi olur? Arkadaşlar hücrenin içine sodyum girişinin olması için uyarı gelmesi lazım. Hangi durum uyarı gelme durumudur? Depolarizasyon değil mi? O zaman cevabımız ne olur? Yalnız bir A şıkkı olur. Gelelim 6. soruya. Eline iğne batan ve canı yanan bir kişiyle ilgili diyor. Hangileri söylenebilir? Elini çekmesi bir reflekstir ve omurilik tarafından kontrol edilir. Doğru arkadaşlar. Acı hissi uç beyin tarafından algılanır. Bu da doğrudur. Bakın elimize iğne battığında ilk böyle çekmemiz e, omurilik tarafından kontrol ediliyor çekme olayı. Ama acının yorumlanması uç beyin tarafından yorumlanıyor. Doğru. Önce elini çeker sonra canı yanar. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız e şıkkı olur. Neden önce elini çekiyor sonra canıyor? Çünkü ilk önce omuriliğe gidiyor uyarı. direkt elimizi çekme refleksi yapıyoruz. Omurilikten de beyne gidiyor. Beyinde de canımızın yandığını anlıyoruz. O yüzden önce elimizi çekiyoruz. Sonra canımız yanıyor. Yedinci soru. Sinir hücresinde impuls iletimi sırasında aşağıdakilerden hangisi çizilemez diyor. Isı miktarı artar arkadaşlar. Enerji harcandığı için oksijen azalır. Evet. ATP azalır arkadaşlar doğru. Glikoz miktarını artar göstermiş bakın. Biz besini kullanıyoruz değil mi enerji üretmek için? Dolayısıyla glikoz miktarı artmaz azalır. Karbondoksit miktarı artar doğrudur. Cevabımız C şıkkı olur. 8. soru refleks ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Gelen uyarılara karşı canlının oluşturduğu ilk ve en kısa süreli istemsiz tepkidir. Doğru arkadaşlar. Kalıtsal refleksleri önce omurilik sonra beyin kontrol eder. Hayır. Ee, kalısal refleksleri Arkadaşlar bir dakika önce omurilik sonra beyin kontrol eder kasar reflekslerimiz neler mesela göz kırpma refleksi Aa, Evet mesela e, Gözümüzü Hani e, aklımıza gelmediği sürece arkadaşlar sürekli kırparız değil mi bu kimin tarafından kontrol ediliyor omurilik tarafından Ama bizim aklımıza geldiğimiz anda ne yapıyor Biz onu beynimizin kontrolünde hareket ettirebiliyoruz o zaman bunu doğru alacağız Refleks yayları duyu, motor ve ara nörondan oluşur. Bu da doğrudur. O zaman iki mi yanlış alacağız? Refleks yayları duyu, motor ve ara nörondan oluşur. Bu da doğrudur. O zaman arkadaşlar iki yanlış alacağız. Kalısal refleksleri önce omurilik sonra beyin kontrol eder demiş. Ee, şöyle düşünelim o zaman. Kalısal refleks değil de bize şartlı refleks yani sonradan öğrenilen refleks deseydi önce beyin kontrolünde yapacağız daha sonra omuriliğe aktarılacak mesela dans etme olayı gibi. Şöyle düşünün. Dans ettiğiniz zaman işte yeni öğrenmeye başladığınız zaman beynin kontrolünde gerçekleşir bütün olaylar. Ama artık öğrendik, iyice anladık. Beyin bunu paket olarak nereye gönderiyor? Omuriliğe. Artık bunu refleks olarak kendimiz yapıyoruz. O yüzden 2'yi yanlış kabul edeceğiz. 1 ve 3 olacak cevabımız E şıkkı. 9. soru bir sinir hücresinde eşik şiddetindeki uyarının sıklığı artırılacak olursa. Şimdi eşik şiddetindeki uyarının sıklığını artırıyoruz. Diyor ki impuls hızı artar. Hayır impuls hızı değişmez arkadaşlar. Kullanılan oksijen miktarı artar demiş. Ee, uyarının sıklığı artıyorsa o zaman in, oluşan impuls sayısı artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla oksijen miktarı evet artabilir. İmpuls sayısı artar demiş. Evet cevabımız 2 ve 3 değişiklik olur. 10. soru. İki sinir hücresinin bir araya geldiği yere sinaps adı verilir. Arkadaşlar sinaps şöyledir bakın. Şu şekilde. Birinci nöronun akson kısmı, ikinci nöronun dendrit kısmı. Diyor ki hangileri yanlıştır sinapsla ilgili? İletim akson ucundan dendrite. Evet burası aksondur, burası dendrittir. Aksondan dendrit olur. Doğru. İletim ATP harcandığı için kimyasal olarak gerçekleşir. Kimyasal olarak gerçekleşir. Doğru arkadaşlar. Ama ATP harcandığı için mi? Dursun bakalım. İletim sırasında nörotransmitter maddeler görev alır. Doğru sinaptik keseler de üretiliyor. İletim sırasında polarizasyon hali bozulup depolarizasyon gözlenir demiş. Arkadaşlar ee, sinapslarda polarizasyon depolarizasyon olmaz. Sadece kimyasal yolla iletim vardır. O yüzden bu yanlıştır. İletim sinir hücresine göre daha yavaştır. Evet kimyasal olduğu için daha yavaştır. O zaman B'yi de kabul edeceğiz. Devam, cevabımız D şıkkı olur. 11. soru. İnsan beynini saran zarlarla ilgili diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar, sert zar, örümceksiz zar ve ince zar olmak üzere 3 ayrılıyor dıştan içe doğru. Örümceksiz zar ince ve sert zarı birbirine bağlıyor. İnce zar ile örümceksiz zar arasında beyin omurilik sıvısı bulunuyor ve ince zar beynin etrafını sarıyor. Kan damarları sayesinde de beyni besliyor. Diyor ki dıştan içe doğru sert, örümceksi ince zar bulunur. Doğru. Örümceksi zar bağ doku ile sert ve ince zarı birbirine bağlar. Doğru arkadaşlar. İnce zar taşıdığı kan damarları ile beyni besler. Bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı olur. 12. sorumuz. Sinapslardaki impuls iletimi için diyor. Moleküllerinden hangilerine ihtiyaç duyulur? Arkadaşlar nörotransmitter maddeye ihtiyaç vardır. Enzime ihtiyaç vardır. Çünkü bu maddelerin üretilmesi gerekiyor. Enzime ihtiyaç var. ATP'ye ihtiyaç vardır. Enerji harcanacak. Çünkü egzostoz yoluyla gönderilecek. Ama sodyum potasyum iyonlarına ihtiyaç yoktur sinapsta direkt olarak. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Evet böylece bu testimizi bitirmiş olduk. Sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.